Sevgili izleyiciler, şu andaki stüdyo konuğumuz Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı olarak 200'den fazla eseri Bursa'ya kazandırdınız. Ve yayın politikanızda neler var? Bu eserleri acaba neden çıkartma gereği duydunuz? Bunlara dair bize ne söylemek istersiniz? Evet. Tabii şimdi Bursa gerçekten kimlikli bir kent. Tarihi derinliği olan bir kent. Başkanımızın deyimiyle her sokağına bir kitap yazacak bir kent. Şimdi 10 yıldan beri süren bir yayın politikamız var. Tabii bunu neden buna gerek duyduğu denilirse bu kent kimliğini, bu derin tarihi biz halka nasıl anlatırız? Ya da kent belleğini nasıl oluştururuz? Hep bu kaygıyla yola çıktık. Bu sebeple yayınlarımız arka arkaya gelmeye başladı. Şimdi tabii yayın deyince insanın aklına işte roman, hikaye gibi birçok şeyler gelebilir. Ama biz daha çok Bursa'nın kent kimliğine dair, yani mahalle kültüründen okulda eski okullara kadar, kırsal kesimdeki kent kimliğinden işte belli mekanların tanıtımına kadar birçok yayını biz hayata geçirdik, Bursalılara kazandırdık. Çok güzel. Peki kitapların türleri neler? Yani gezi mi, biyografi mi? Nedir efendim? Şimdi biz daha çok araştırma yayınlarını yaptık. Yani çünkü Bursa deyince dediğimiz gibi önemli bir kent, tarihi bir kent. Tarihi bir kenti biz nasıl algılatırız derdindeydik. Yani bu hep deniyor. Bursa tarihi bir kent, geçmiş uğraya dayalı. Tamam da ama bunun içerisini doldurmak gerekiyor. Yazılı bir evet. Şey yoktu yani elimizde, belge yoktu. İnanmazsınız biz 2010 yılında Bursa'da tek bir yayın vardı. Tek bir tane yayınla bütün herkes Bursa'da öğrenmeye çalışıyordu. Biz tabii bundan sonra biz ne yaparız gelince, dediğim gibi mahalle kültüründen, mahalledeki yaşamdan, kültürden, kaynaktan, mekanlardan, köylere kadar bütün bu kültürel envanteri çıkarma kaygısı duyduk. Ve bunlar bir hayata geçirildi. Bunun içerisinde biyografi de var tabii ki. Bunun içerisinde gezi, daha çok gelen onlar da var. Mahallenin kültürü de var, okullar da var. Yani birçok yapılar var, birçok yayın var. Yani inanılmaz derece bir yelpaze geniş. Çok güzel. Şimdi Bursa'nın hakikaten her köşesinde, her sokağında ayrı bir tarih, ayrı bir değer var. Şimdi eskiden hiç bu kadar kitap yokken şimdi 200'den fazla eser kazandırdınız. Evet. Peki bu eserleri nasıl çalıştınız da bu kadar 200'den fazla eser meydana geldi? Biraz çalışmalarınızdan ve biraz da bu eserlerin malzemeleri, belgeleri bulurken zorlandınız mı? Onlardan bahseder misiniz? Tabii şimdi öncelikle biz Bursa Araştırma Merkezi'nde bir merkez kurduk. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde. Bunun içerisinde bir ona yakın arkadaşımız var. Bunun hepsi konusunda uzman arkadaşlar. Üniversiteyle beraber, özellikle Uludağ Üniversitesi'yle beraber birçok çalışma gerçekleştirdik. Bunun yanında gönüllüler var. Yani özellikle mahalle çalışmalarında gönüllüler bize inanılmaz derecede faydalı oldu, yardımcı oldular. Çünkü mahalle dediğimizde o kültür var. Orada yaşayanları da yapmanız lazım. Bir mahalle için belki birkaç sayfalık malzeme çıkar dediğimizde biz neredeyse 200-300 sayfalık yayınlar çıkardık mahalle üzerine. Moradiye. Gönüllü dediniz. Bu gönüllerde kimler var? Mahalleli mi? Öğrenci mi? Kimler var? Daha çok mahalleli. Eğer mahalle kitabı çalışıyorsak mahalleli. Eğer daha farklı bir yayınlar çalışıyorsak içerisinde akademisyen de var, öğrenciler de var. Bildiğimiz bu işe gönül veren arkadaşlar da var. Tabii bunlar önemli olan bu yayınların, bu bilgi belgenin sağlam olmasıydı. Tabii Osmanlı araştırmaları da Başbakanlık arşivinden birçok arşivlerinden faydalanaraktan, Osmanlı metinlerinden çeviri yaparaktan birçok bilgi belge yan yana getirerekten yayın oluşturuluyor. Ve bunlar hakikaten geldiğimiz noktaya itibaren baktığımızda Bursa için önemli, çok çok önemli bir kütüphane oluşturmuş oldu. Peki en çok dikkat çeken veyahut da ön plana çıkmış bir eseriniz var mı? Şimdi şöyle, tabii biz iki ayrı bölgede çalışıyoruz. Birinci bölge şehir merkezi, kent merkezi. Bunun içerisinde dediğim gibi önemli yapısal alanlar, Ulu Cami gibi örneğin, çarşı bölgesi gibi, Bursa Kalesi gibi çok çok önemli merkezler varken, bir de çevrede, yani kırsal alan dediğimiz, yani şehir merkezini besleyen, biz en önemli menba olarak gördüğümüz köyler, köy çalışmaları var. İkisi ayrı kategoride ama ikisi de birbirine çok değerli çalışmalar. Özellikle son geçen yıl ortaya çıkarttığımız bir yayın, 8 ciltlik bir yayın var. Bu da tamamen kırsal alanla ilgili. 140 tane köye giderekten yapılan araştırma çalışması ve bunlar yayın haline getirildi. Yani o kırsal alandaki giyim, kuşam, gelenek, görenek, mimari doku, her neyse hepsi bir araya gidip 8 ciltlik bir kitap çıkardı. Ve bu Kültür Bakanlığı bize teşekkür yazısı yazdı.
ve de somut olmayan kültürel miras olarak da UNESCO'da bir teşekkür yazısı yazdı. Çünkü Türkiye'de ilk böyle bir yayın ilk çıktı. Bu bir örnek oldu. Bu tabii devam ediyor. Kalmadı yerinde devam ediyor. Tabii şu önemsiyoruz biz. Yani bütün bunlar kaç tane kitap yaparsanız yapın, yayın yaparsanız yapın. Bunlar aslında kentin belleğine, yani hafızasını güçlendirici şeyler. Çünkü bunlar bugün için değil, bugün için yapılmıyor. Ya da günübirlik yapılmıyor bu işler. Bugün biz nasıl bir bilgi belge bulmak için tırmalıyorsak adeta, yarın da bu bilgi belge bulmak için insanlar uğraşıp vermesin. Yani biz bunu bir yere koyalım ve bunu bellek olarak tutalım. Hafızanın canını tutalım ki gelecek nesillere ulaşabilsin. Ve bir de vatandaşlarımız bu kitaplara nasıl ulaşabilir acaba? Tabii yayın, bizim yayıncımız Kültür AŞ. Bu Kültür AŞ tarafından yayınlanıyor yayınlarımız. Bunu hem belli yerde satış noktalarımız var, bir yana internet üzerinden satılabiliyor. Ama biz şunu da yapıyoruz da, bütün çıkan yayınlarımızı isim sahası bütün kütüphanelere gönderiyoruz. Bu bizim yayın politikamız. Hatta Bursa'yla yetinmeyip bütün illere gönderiyoruz. İnternet üzerinden, hangi site üzerinden kitaplar satılıyor? Bursa Kültür AŞ'nin kendi sitesi var, tamamen yayınla ilgili. Bazı yayınlarımız e-kitap olarak da yayınlanmaya başlandı. Bizim gibi hedefimiz de o. Bütün yayınlarımız e-kitap olarak yayınlanmaya, hatta cepten indirebilecek, cepten okunabilecek şekle getirmeye çalışıyoruz. Bu da çalışma devam ediyor. Herhalde önümüzdeki yılda bütün herkes ulaşabilecek ceplerinden dahil. Biz kitapları geçtiğimiz günlerde inceledik, baktık. Hiç bir şekilde masraftan kaçırılmamış, gayet kaliteli, evet. Gayet güzel kitaplar. Bunlar Bursalıları bekliyor. Veyahut da Bursa'yı merak eden tüm vatandaşlarımızı, insanları bekliyor. Bu nasıl bir duygu? Bu kadar hiçbir yoktan bir anda belgeler olarak da Bursa'yı var ettiniz. Sizce bu nasıl bir duygu? Onu alalım, sonra da bitirelim. Evet. Şu kitabın hiçbir zaman değeri değişmez. Şu anda biz kitap fuarındayız. İnsanlar harbiden kitap arıyor. Yani bu önemli bir şey. Onun için kitap değerini değişmeyecek, kitabı yani o değeri verecek şekilde basmak gerekiyor. Biz ona inanıyoruz. Bundan dolayı da hiçbir masrafı hakikaten kaçırmadık. Şimdi tabii bu kitapları nasıl bir duygu derseniz, geçmişte yaşadığımız zorlukları ben şu anda yaşamıyorsam, ki geçmişte yaşadık. Biz birçok şu anda restorasyon çalışmaları da yaptık. Ben o işin de yürütüyorduk. En küçük bilgi belge bulmak için İstanbul'a, Ankara'ya farklı bir yere gitmeye çalıştık. Şimdiki yaptığımız yayınlarla, yapılacak araştırmalar için, akademisyenler için, Bursa üzerine çalışacaklar için inanılmaz bir derya oluştu. Hiç zorlanmadan insanlar buna ulaşabiliyorsa bu bizi memnun ediyor. Ve de ya da araştırma yapacak bir kişi benden bu kitabı istiyorsa, nasıl temin edilir soruyorsa bu bizi mutlu ediyor. Yani bu önemli zaten. Aziz Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.